Tekrar hoş geldiniz diyerek bugün niye buradayız onu paylaşalım. Duyurularda da yansıtıldığı gibi sizlere bugün okul öncesi dönemi konuşmak için buradayız. YÖRET'i tanıyanlar bilir, her kesimden, her gruptan, her eğitim kademesinden çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize destek olan programlar yapılıyor ama okul öncesi biraz zayıf kalıyor. Ben de soluğum yettiğince, sesim çıktığınca, tecrübem el verdiğince okul öncesini tüm platformlarda anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyorum. Nükhet hocama dedim ki olacaksa ben okul öncesini paylaşmak isterim. Çünkü gerçekten bu alan özellikle pandemi döneminde hem çok konuşulan hem de gerçekten ihmal edilen bir alan ve çok önemli bir popülasyon var okul öncesi dönemde. Ve okul öncesi dönem çocukların bundan sonraki eğitimlerini yapılandırmada olmazsa olmaz ve bu dönemde yapılan kayıpların da maalesef telafisi çok zor. Dolayısıyla biz bu dönemdeki çocuklarımıza ne kadar etkili ve nitelikli destek sunabilirsek çocuklarımızın ileriki eğitim süreçlerinde daha rahat, daha kendi başlarına gidebilen, yaşam becerileriyle donanmış, daha güçlü çocuklar hedefimiz olacak. Bugün malum konumuz hep geçen yıl Mart ayından beri konuşulan COVID süreci, COVID'i yaşayan çocuklar, etkileri ve bu süreçte tam da bu zamanlarda çocuklarımız neler yaşıyor biraz onu paylaşacağız. Şimdi yeni bir şey keşfetmeye gerek yok, yeni bir bilgi paylaşmaya gerek yok. Sadece bazı farkındalıklarımızı geliştireceğiz. Aslında bildiğimiz şeyleri biraz da yerlerine koyacağız birlikte. Öncelikle tanımayanlar için arada tanıdığım arkadaşlarım da var. Hatta çok uzun süredir görmediğim Hasan'ı görüyorum. Hasan merhaba. Yeter Akbıyık, ben psikolojik danışmanım. Meslekte 24. yılım. Bu alanda kendimizi var edebilmek için, hedef grubumuza etkili ve nitelikli destekler sunabilmek için elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar eğitimlerimize, kurslarımıza katıldık. Uygulamalara katılıyoruz. Öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii psikolojik danışmanım ama okul öncesiyle ne alakan var derseniz 18 yıldır da okul öncesi eğitim kurumlarında danışmanlık yapıyorum. Yani benim çok özel bir ilgi alanım ve okul öncesinde çalışmak o kadar keyifli ki bu keyfi çocuklarımızla ve velilerimizle yaşıyoruz. Biraz da bu boyutta sizlere destek olmak için buradayım. Malumunuz pandemi devam ediyor. Şimdi öyle ilginç bir süreç ki sıfırdan bilgi vereceğim bir şey yok. Çünkü bir yıldır pandemiyi, etkilerini, çocukları nasıl etkiler, kimler nasıl etkilenir, ne olur ne biteri aslında konuşuyoruz, hepimiz konuşuyoruz. Etkilenme düzeylerini nasıl anlarız, neler yaparız, ne olur ne biter, bir yıldır tüm kurumlar bombardıman şeklinde üzerimize geliyor. Hatta bıktık değil mi? Yani o kadar çok konuşuluyor ki, o kadar çok dillendiriliyor ki artık velilerimiz, bizler, öğretmenler bu süreçten de biraz da yıldık. Yani yılgınlık yaşıyoruz. Öyle bir duruma geldik ki çocuklar da ekran başına gelmek istemiyor eğitimsel işler için. Öğretmenler de ekrandan kaçıyor, veliler de ekrandan kaçıyor. Yani biz ekrana öğrenmek ve dinlemek için, bir şey konusunda bilgi sahibi olmak için çok girmek istemiyoruz. Çünkü o bombardıman bizi yordu. Biz tükenmişlik yaşamaya başladık. Dolayısıyla artık biraz bu süreçte yön değiştiren bir tutuma, yön değiştiren bir çocuk ilişkisine ihtiyacımız var. Biraz sonra yine paylaşacağız teknoloji bağımlılığı, çocukların ekranda kalma süreciyle ilgili paylaşımlar yapacağız ama bu tabii ki öğrenmeye dayalı şeyler için değil. Çocuklar ekranı çok güzel kullanıyor. Oyun için, eğlenmek için, keyif için aynı şey bizim için de geçerli. Bu süreçler farklı, öğrenmeye dayalı şeyler farklı. Bizler pandemi devam ederken, süreç devam ederken hepimiz istisnasız bir şekilde etkilendik. Duygusal etkilendik, sosyal etkilendik, ekonomik etkilendik, aile içi etkilendik, ilişkilerde etkilendik, çocuklarımızda etkilendik, çocuklarımızın eğitim sürecinde etkilendik, bir şekilde etkilendik. Ama hepimiz aynı oranda mı etkilendik? Hayır. Hepimiz farklı farklı etkilendik çünkü hepimizin farklı yaşantıları, farklı donanımları var. Ama şu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Hepimiz bir şekilde etkilendik. Dolayısıyla süreç devam ederken etkilendik
etkilenmeye de devam ediyoruz demek anlamlı süreçte. Çünkü yaşadığımız şey başlangıcı belli ama sonu belli değil. Dolayısıyla başlangıcı belli, ne olacağı, nasıl biteceği, ne zaman biteceği belli olmayan bir süreç insanda ne yaratır? Tabii ki kaygı yaratır. Tabii ki korku yaratır. Tabii ki endişe yaratır. Yani COVID sürecinin belirsizliği hepimizde farklı farklı duygulanım durumları yaratıyor ama yoğunlukla belirsizliğe yönelik bir duygu durumumuz var. Ve o kadar da hızlı değişiyor ki, o kadar hızlı karar değişiyor ki, özellikle okul öncesi eğitim dünyasında. Bugün açığız, yarın kapalıyız. Bugün gelsinler, yarın gelmesinler. Yani aç kapa, aç kapa, gelsin gelmesin şeklinde gerçekten beynimiz döndü bizim. Her gün bir kararla karşı karşıyayız. Sürekli bir değişimle karşı karşıyayız. Sadece bence okul öncesi değil, tüm kesimlerde bu yaşanıyor. İnsanlar bunun da belirsizliğini ve rahatsızlığını yaşıyor. Çocuklarımız da öyle, bizler de öyle. Değişimin bu kadar hızlı olduğu bir ortamda kararlar değişiyor, yapı değişiyor, uygulamalar değişiyor. Bugün evet, yarın hayır, bugün bu doğru yöntem, ertesi gün bu doğru yöntem değilmiş. Böyle bu gelgitlerin içerisinde gerçekten hepimizin kafası karışık ve bu kafa karışıklığımız otomatikman tabii ki çocuklarımıza yansıyor. Şimdi biz çocukları özellikle okul öncesi dönemi küçük, anlamaz, fark etmez falan diye düşünüyoruz ya, hiç öyle düşünmeyelim. Her şeyi çok iyi anlayan, çok iyi algılayan, çok iyi kurgulayan, çok sağlam bir dönemdir okul öncesi eğitim dönemi. Ve ben bu dönemdeki çocuklara sünger diyorum. Ne bulurlarsa çekiyorlar. Ne varsa çekiyorlar ve bizim anne, baba, ebeveyn, öğretmen olarak her şeyimizden etkilenen bir grup. Dolayısıyla bu dönemdeki çocuklarımıza etkili ve nitelikli destekler sunabilmek için öğretmenlerin, anne babaların, daha doğrusu yetişkinlerin kendilerine bir bakmaları lazım. Önce ben neyim, ben nasıl etkilendim, nasıl etkilenmeye devam ediyorum? Ben kendimi bilmeden, kendi duygularımın ve düşüncelerimin farkında olmadan, onları anlamlandıramadan çocuğuma nasıl destek olabilirim ki? Çocuğumun duygu ve düşüncelerini nasıl anlayabilirim ki? Dolayısıyla şu anda okul öncesi eğitim dönemine geçmeden önce chatten de yazabilirsiniz. Size şunu sorsam ne yazarsınız? Pandemi sürecinde yetişkinlerin, yani sizlerin şöyle bir geriye baktığınızda yaşadığınız duygu, aklınıza gelen ilk duygu ve düşünce bir yazar mısınız hemen chat'e? Yani geçen hafta, geçen yıl Mart'ta başladı, bu döneme kadar geldi. Kendimi nasıl hissediyorum? Ne yaşıyorum? Hangi duygu durumundayım? Düşüncem ne? İlk geldi, kaygı geldi Ceren'den, Kadriye'den korku ve panik geldi. O geliyor geliyor, kaygı, korku, karmaşıklık, sinir, panik. Başka hangi duygular var? Belirsizlik, endişe, gelecekle ilgili kaygılar, bıkmışlık, kaybetme korkusu, bıkkınlık, bilinmezlik. Yorgunluk, yılgınlık, sıkılmışlık, tükenmişlik, korku, aşırı temizlik hissi, isyan, keyif, korku, endişe. Gördüğünüz gibi pandemi sürecinde sadece olumsuz duygular yok. Krizi fırsata çevirenler de var aramızda. Keyif, öğrenme, motivasyon. Evet, yalnızlık. Şimdi bizler yaklaşık bir yılı geçkin bir süreyi arkamızda bıraktık ve bakın duygulara, yaşadığımız ve hissettiğimiz duygulara çok büyük bir oranda kendimizi kötü hissedeceğimiz duygu durumlarıyla veya hissettiğimiz duygu durumlarıyla karşı karşıyayız. Şimdi biz yetişkinlerin duygu haritası bu. Peki çocuklara baktığınızda, hemen birkaç kelime de çocuklara yazın. Sizce çocuklar neler hissediyor olabilir? Neler düşünüyor olabilir bu dönem için? Onlar da bir yıldan fazla bir süreci arkalarında bıraktılar. Bir şeyler yaşadınız. Nasıl çocuklar sizce? Şaşkınlar. Şaşkın. Sıkılmış. Yalnız. Yoğun kaygıları var. Özlem dolu. Arkadaşlarına ve okullarına özlem dolu. Mutsuzlar,
Asosyal oldular, aşırı kaygılanmışlar, hakları elinden alınmış, tedirgin, yalnız, sessiz. O zaman huysuz. Çocukların da tablosuna baktığımızda yazmaya devam ediliyor. Ebeveyne fazla maruz kalmaktan diyalogları ve ifadeleri yetişkinsi çok güzel bir tanım aslında bu. Ebeveyne fazla maruz kalmak. Bunu bir yerlerde kullanmamız lazım. Gerçekten de evde kalan çocuklar için çok sağlam bir ifade. Özgün Ezgi yazmış. Ebeveyne çok maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bu kadar çok maruz kalan çocuklarda ebeveyn tutumlarına biraz bakmak lazım. Çünkü fazla maruz kalma pozitif davranışları beraberinde getirmiyor. Gerçekten o da önemli bir konu. O zaman şöyle diyebiliriz. Emine, bana bir hostluk verirsen bir şey paylaşacağım hemen. Çok teşekkür ederim. O zaman çocuklara ve yetişkinlere baktığımızda ortak bir şeyler yakaladık gibi. Sıraladık duyguları ve düşünceleri. Sanki ebeveyn ve çocuklarda ortak duygular var, ortak düşünceler var, ortak yaşantılar var gibi duruyor. Ve biz bu ortak kavramlara şöyle bir bakalım birlikte. Evet, şimdi hepimiz çete yazdık süreçte yaşadıklarımızı. Ortak olan duygulara ve düşüncelere bir bakalım. Hem çocuklar hem yetişkinler için. Korku, kaygı, stres, panik, üzüntü, umutsuzluk, endişe, belirsizlik, şaşkınlık, bilinmezlik, suçluluk, pişmanlık, çaresizlik, kargaşa gibi duyguların çocuklarda ve yetişkinlerde ortak olduğunu gözlemledik. Süreç devam ederken bir şey daha karşımıza çıktı tam da bu zamanlar. Vakaların artışıyla beraber, sayıların artışıyla beraber, bulaşın fazlalaşmasıyla beraber kayıplar da yaşanmaya başladı. Pandeminin tam bu dönemlerinde kayıp ve yas da karşımıza çıkıyor. Şok ve inanamazlık da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çocuklarımız kayıpları da anlatmaya başladı. Büyük ebeveyn kayıpları var, çok yakın kayıpları var, çevremizde de var. İlk dönemlerde COVID olmuş dediğimizde hemen böyle şey yapıyorduk. Ya ne olmuş, orada mı, kimmiş? Bize o kadar uzak kavrandı ki şimdi sürekli yanı başımızda. Sevdiklerimiz bu süreçte, yakınlarımız bu süreçte, çocuklarımız da bunu yaşıyor. Dolayısıyla yeni eklenen bir durum var bu süreçte. Bütün kademeler için geçerli. Kayıp ve yas yaşanacak sürece bunlar da eklendi. Peki ben nereden başlamalıyım? Şimdi çocukların duygusu karma karışık. Bizlerin duygusu karma karışık. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli bir bilgi bombardımanı içerisindeyiz. Bizler iki arada bir derede kalmış ve sıkışmış bir grubuz da aynı zamanda okul öncesi dönem. Konuşmamın başında da söyledim. Ne olursa olsun, hangi yaş grubundaki çocuğunuz olursa olsun, çocuğunuza, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, çevrenize destek olabilmeniz için önce sizin iyi olmanız gerekiyor. Kendinizden başlamanız gerekiyor. Ben burada ne kadar çocuğunuza şunu yapın, bunu yapın, şöyle davranın, böyle davranın, tutumlarınız şu olsun dersem diyeyim, siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız, siz iyi değilseniz bunu yapabilmek çok da kolay değil. Önce siz, yani benim ruh sağlığım, benim yaşam donanımım, benim motivasyonum, benim günlük yaşamdan aldığım keyif iyi değilse ben bunu çocuğuma nasıl yansıtabilirim ki? Ne kadar yansıtabilirim ki? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz, duygular bulaşıcı. Yani ben ne yaşarsam bedenime de yansıtıyorum. Çocuklar da beden dili okuyucusu, duygu okuyucusu. Yaşam tecrübeleri olmayabilir ama okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklar çok iyi duygu okurlar. Ses tonuna kadar anlayabilirler. Niye öyle konuştun? Niye yüzün öyle? Neden öyle söyledin? Yani okul öncesi dönem çocukları bu konuda çok donanımlıdır. Dolayısıyla ben rol yapamam okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara. O zaman ne yapmalıyım? Kendimi güçlendirmeliyim. Evet, zorluklar var. Evet, sıkıntılar var. Şimdi biz burada hep böyle duygusal zorlukları konuşuyoruz ama pandeminin çok ciddi de bir ekonomik sıkıntısı var. Ev içindeki dengelerin değiştiğini çok iyi biliyoruz. İnsanların çok ciddi bir gelir kaybı var. Gelir kaybı insanların öncelikli ihtiyaçlarını karşılamasını da engelliyor. Eğitim ihtiyaçlarını engelliyor. Çok ciddi aslında sıkıntılar var. Tüm bu sıkıntılarda önce ben diyebilmeyi becerebilmek lazım. Bir de şunu söylemek lazım.
Her ne kadar çok olumsuz bir tablo çizersek çizelim, lütfen şunu unutmayın. Tarihte bir sürü salgın durumları oluşmuş, bir sürü vaka olmuş ama hepsi bitmiş. Pandemi de bitecek. Bir süre sonra o da bitecek ve çocuklara da bu bilgiyi biraz sonra paylaşacağım, anlatmak lazım. Umut oluşturmak lazım. Umutsuzluk hepimizi gerçekten geriye itiyor. Biraz daha geleceğe yönelik olumlu bakış açısı oluşturmak ve bu sürecinde bir şekilde biteceği mesajını vermek lazım. Ben nereden başlamalıyım? Önce kendimi bir dinlemeliyim. Neyim yolunda gitmiyor? Duygularım mı? Düşüncelerim mi? Çocuklarımla iletişimim mi? Eşimle iletişim, ev içi düzenim, sosyal çevrem. Bir kendime bir bakmam lazım, bir dengelerime bakmam lazım. Ben şuradan başlayın dersem hata ederim çünkü hepimizin yaşam biçimi çok farklı. Donanımlarımız çok farklı, etkilenmişlik düzeylerimiz çok farklı, bakış açımız çok farklı. Herkes kendi kendisinin şu anda terazisini oluşturacak, dengesini oluşturacak. Her evin bir dengesi vardır. O dengeyi bozan şeyleri oradaki yaşayanlar çok daha iyi bilir. Dolayısıyla kişinin önce yolunda gitmeyen şeyleri kendisine bir sorması lazım. Peki ben yolunda gitmeyen şeyleri nasıl anlayacağım? Şöyle, her zaman sizin bir düzeniniz vardır. Bunu biliyorsunuz zaten. Covid'den önce de bir düzeniniz vardı. O düzen bozulmaya başladığında dengeler yavaş yavaş bozuluyor demektir. İşte oralara bakmak lazım. Yani hangi noktalarda düzen bozuldu? Ben nerede zorlanıyorum? Nerede baş edemiyorum? Nelerde zorlanıyorum? Bunların adını koyarsanız çağırması kolay olur. Yani ne yapacağınızı bilmek çok daha kolay olur. Önce hepimizin yetişkinler olarak neye ihtiyacımız var onu somutlamamız gerekiyor. Aksi takdirde adım atmak çocuklar için çok kolay değil. Covid sürecinde yetişkinlerin çocuklarına yardımcı olabilmesi için ilk yapacakları şey doğru bilgilenmedir. Hala bilgi çöplüğü içinde olduğumuzu fark ediyorsunuzdur. Hala biz Covid'i çözemedik, maskeyi çözemedik, fiziksel mesafeyi çözemedik. Yani 4 tane kuralı 1,5 yıl oldu neredeyse, hala çözebilmiş değiliz. Bu kadar çok mu karışık anlattık? İnsanlar niye bu kadar çok karıştırıyor bunu? Çok bilmiyorum ama size şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklar bu kuralları çok iyi biliyorlar ve çok iyi uyguluyorlar. Onların sorunu yetişkinler. Biz anlattığımız zaman o takmıyor, bu takmıyor, o yapmıyor, evde böyle yapılmıyor. Çocuklar hepsini gözlemliyor. Dolayısıyla bu kurallar bize... sağlık otoriterlerinin söylediği şeyler tam oturmadı ki demek ki kafamızda. Hala çocuklarımıza yanlış bilgiler verebiliyoruz. Hala yanlış davranışlarda bulunabiliyoruz. Hala maskeyi çene altında takabiliyoruz. Hala dip dibe yakın yakına olabiliyoruz. Hala gruplarla birlikte paylaşımlar yapabiliyoruz. Bir şeyler eksik veya bir şeyler yanlış. Dolayısıyla bu süreçte çocukları rahatlatabilmek ve çocuklara destek olabilmek için yetişkinlerin yapması gereken şeylerden biri ve bence ilk sıradaki doğru bilgidir. Korunma yöntemleri hakkında doğru bilgidir. Doğru bilgiyi nereden alırsınız? Doğru kaynaklardan. Sosyal medya bu konuda inanılmaz bir çöplüğe döndü. O kadar çok bilgi var ki Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Bilim Kurulu'nun açıklamaları şu anda bizim için doğru olan açıklamalar, öyle varsaymamız gerekiyor. Ve bu konularla ilgili açıklamaları mümkün olan en az doğru kanaldan edinmek lazım. Ben COVID'i biliyorum, açıklamaları yapmak için doğru bilgiyi biliyorum, korunma yöntemlerini biliyorum, bu yetmiyor yetişkinlere. Bunu çocuklarla paylaşabilme, bunu çocuklara anlatabilme, bir de çocukların ve kendisinin, yetişkinin nasıl normalleşeceği, nasıl keyif alacağı, nasıl gününü geçireceği hakkında da bilgi sahibi olması, destek kanallarını bilmesi, kimlerle konuştuğu zaman rahatlayacağını bilmesi, çocuğuyla yapacağı etkinlikleri, çocuğuyla birliktelikleri planlayabilmesi gerekiyor. Anne veya babanın bu süreci yapılandırmak için bilgiyi bilecek, bilgiyi çocuğuyla paylaşacak, çocuğunu çok güzel takip edecek, yolunda gitmeyen şeyleri tespit edecek, ev içinde onu çözmeye çalışacak. Baktı ki olmuyor, yani çocuğun davranışları giderek olumsuzluğa ilerliyor. Ne yapacak? Uzman desteği alacak, uzmanlardan yardım sürecine girecek.
Peki, çocuklarda, okul öncesi çocuklarda bu süreçte neler oluyor? Şimdi yapılan ufak ufak araştırmalar var ve bizlerin gözlemleri çocukların son dönemde COVID süreciyle ilgili bulaş, hastalık, kayıp ve yas süreçlerinde bir yoğunluk var. Bulaştan çok daha korkmaya başladılar. Özellikle şu varyantların ortaya çıkması, İngiltere varyantıdır, işte Afrika varyantıdır, tehlikelidir. Çocuklar risk altında, çocuklar hastaneye yatıyor, çocuklar da kayıp oluyor. O kadar çok dillendiriliyor ki son dönemlerde. Televizyonda, basında, her yerde, sokakta herkes çocukların bu süreçte çok etkileneceğini ve çok olumsuz tablolar olacağı yönünde konuşmaya başladılar. Ve okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklar bunun farkında. Dolayısıyla bulaş korkusu başladı çocuklarda. Hastalık kaygısı başladı. Kayıplara ve yasa maruz kalmaya başladılar. Ve evde uzun süreli kalan çocuklarımız var. Şimdi hep konuşuluyor sosyal medyada, okullar kapansın, bulaş çok fazla, çocuklar taşıyıcı. Alan uzmanları sürekli şunu ifade ediyor. Çocuk vakalarında artış yok. Toplumda artış olduğu için çocuklarda sayı otomatikman artıyor. Dolayısıyla okullu olmanın, çocukların özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların okullu olmasının vakaları arttırdığına dair, hastalık riskini çok yükselttiğine dair aslında rakamlar yok. Bunlar toplumdaki vakalara eşdeğer gidiyorlar. Evde uzun süreli kalan okul öncesi eğitim çocuklarının gelişim alanları ciddi anlamda sekteye uğradı. Ne oldu? Çocuklar akran, yani oyunu, akranlarıyla oyunu kaybettiler. Çocuklar hareketsiz, çocukların düzen kavramı bozuldu, çocukların beslenmeleri bozuldu, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel becerileri zayıfladı. Ev ortamında kapalı kalan çocuklarda biz hani hastalıktan koruyoruz ama sosyal ve duygusal yönden ciddi kayıplar olduğunu bütün alan uzmanları ile beraber bizler de ifade ediyoruz. Çocukların evde kalması artı mı eksi mi dendiğinde bunun ciddi anlamda düşünülmesi gerekiyor. Ve evde uzun süreli kalan çocuklarda duygusal ve uyum ve davranış bozuklukları başladı. Uzmanlara soruyoruz. Covid etkisiyle başvurular gerçekten fazlalaştı. Çocuklar duygularını kontrol edemiyor. Çocuklar evin içerisinde kısıtlanmış bir ortamda kendilerini var edemiyorlar. Bu da ev içerisinde çocukların uyum ve davranış bozukluklarını beraberinde getirdi. Birçok sorun anlamında çocuk davranışı var. Bu da evde uzun süre kalmanın çocuklarımıza etkisi. Umuyorum ki en kısa sürede çocuklar için koruyucu bir şeyler oluşturulur. Toplum rahatlatılır. Şu anda gerçekten bu haberlerle anne babalar çok tedirgin, toplum çok tedirgin. Çocuklarını okula gönderme konusunda ciddi kaygılar var. Bu kaygıların önüne geçici uzmanların ekstra açıklamalar yapmaları gerekiyor ve anne babaların doğru isimleri bu noktada dinlemelerine özen göstermek, dinlemelerini teşvik etmek lazım. Bu süreçte okul öncesi bir de teknolojiye maruz kalıyor. Ya bu dönemde çocuklarda teknoloji olur mu diyorsanız çok güzel olur. Biraz sonra paylaşacağız. Nasıl onların gelişimine olumsuz etkisi olduğunu da birlikte değerlendireceğiz. Çocuklara doğru bilgiyi nasıl vereceğimiz konusunda yetişkinler net değil. En büyük karmaşamız bu. Çocuklarla COVID'le ilgili çalışırken okul öncesi eğitim dönemi çocuklarıyla anne ve babalarının onlara ne öğrettiğini alıyoruz, soruyoruz tabii ki. Yani bunun farklı bir bilgisi yok. COVID'in ne olduğu, bulaşma yollarının ne olduğu, korunma yöntemlerinin ne olduğu bilimsel bir gerçek artık. Bu gerçekler farklı farklı aktarılmamalı çocuklara. Doğru, net ve kafa karışıklığı yaratmayan bilgiler verilmeli çocuklarımıza. Ya hocam okul öncesi dönem çocukları COVID'den ne anlar ki? Niye etkilenir ki? Yani onu biz yetişkinler yapıyoruz derseniz hata edersiniz. Çünkü çocuklar 0-2 yaştaysa okul öncesi dönemde COVID'i anlamazlar. Dünyada henüz kötü bir şeyin olduğunu da anlamazlar. Ancak anne ve babanın stres ve kaygı düzeylerini fark ederler. Çocuklar duyguları çok iyi fark ederler. Sürekli stres halinde, sürekli kaygı halinde olan anne ve babaların 0-2 yaş arası çocukları varsa duygu hissederler. Ancak
3-6 yaşındaki çocuklar salgının olduğunu bilir, etkilerini bilir, bulaş yollarını bilir, nasıl korunması gerektiğini bilir, bütün süreci bilir ve anlar 3-6 yaşındaki çocuklar. Ve bir gelişimleri gereği bir özellikleri daha vardır. Çok böyle hayali kahramanlar, böyle abartmaları olduğu için, düşüncelerini ve yaşadıklarını abarttıkları için COVID'i de çok abartabilirler. Abartma neye yol açar? Şiddetli bir şekilde etkilenmelerine neden olabilir. Dolayısıyla 3-6 yaş arasındaki çocuklara doğru bilgi, kafa karışıklığı yaratmayan bilgi verirsek rahatlatırız. Ne kadar çok ayrıntı verirseniz, ne kadar çok bu haberlere maruz bırakırsanız, ne kadar çok sizin konuşmalarınıza tanık olursa çocuk kurar. Kafasında bir şey kurar, sizin bir cümlenizin başındakini alır, cümlenizin devamını dinlemez, bir kavram sondan alır, o ikisini birleştirir, ortaya farklı bir tablo çıkartır. Dolayısıyla kendi kafasında yarattığından da korkmaya başlar. Dolayısıyla biz okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklar COVID'i ve etkilerini anlar mı dediğimizde çok net anları bu konuda hemfikir olmamız lazım. Peki ben çocuğumun etkilendiğini nasıl anlayacağım? Benimle hiç konuşmuyor okul öncesi dönemde. COVID ve süreçten veya yaşananlardan etkilendiğini nasıl anlayacağım? Çocuklar kendilerini çok fazla konuşarak ifade etmezler okul öncesi dönemde. Biz yetişkinler gibi işte şöyle oldu, böyle oldu, şuna şu olmuş, ben böyle hissettim falan bu kadar uzun uzun duygularını paylaşmazlar. Çocuklar yaşadıkları sıkıntıları davranışlarıyla belli ederler. Biz daha çok çocukların davranışlarından anlarız çocukların neler yaşayıp yaşamadığını. Dolayısıyla okul öncesi eğitim döneminde bir çocuğun bir süreçten sadece COVID değil, herhangi bir olumsuzluktan etkilenip etkilenmediğini anlayabilmek için ebeveyn olarak sizlerin de çocuğunuzu çok iyi gözlemlemeniz ve davranış okuyucusu olmanız lazım. Çünkü çocuklar davranışlarıyla kendilerini belli ederler. Siz çocuğunuzu herkesten çok daha iyi tanıyorsunuz. Götürdüğünüz uzmandan da çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi her şey yolundayken çocuğunuzda gerileme davranışları dediğimiz davranışlar oluşuyorsa çocuk size mesaj veriyor. Sizden bağımsız size yapışmaya başladı. Çok fazla ağlamayan çocuk sürekli ağlamakla halde. Sakin, dingin bir çocuk huzursuz, huysuz ve sinirli. Karın ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrısı olmayan bir çocuk karın ağrısından şikayet etmeye başladı. Başım ağrıyor diyor, sürekli bedensel şikayetler dile getiriyor. Parmak emme okul öncesinde çok barizdir. Altını ıslatma, parmak emme, saç yolma, ufak tefek yüzde tikler falan çocukların zorlandığına dair mesajlardır aslında anne babaya, öğretmene, eğitimciye. Ürkeklik, bir de korkular, yalnız kalmaktan korkma, karanlıktan korkma, sesten korkma gibi şeyler. Oyunlarında sürekli salgın hastalığı canlandırma, salgın hastalığı yaşayan oyunlar üretme veya bu konuyla ilgili panik davranışlar sergileme ve kimseyi yanına yaklaştırmama, evden hiç dışarıya çıkmak istememe, sürekli sen mi hasta olacaksın şeklinde hastalığa yönelik senaryolar oluşturma, konuşma zorluğu, ufak tefek kekemelik, öfke nöbetleri, saldırgan davranışlar gibi gibi çocukların gerileme dediğimiz uyum ve davranış bozuklukları göstermesi, anne, baba, öğretmenim, eğitimci, kimse zorlanıyorum, yardım edin. Yani bize mesaj verir bu davranışları yaşaması. Şimdi bu davranışı her yaşayan çocuk, "Aa, çok ciddi etkilendi, biz hemen bir uzmana gidelim" falan da değil. Bu şekilde de algılamamak lazım. Şimdi çocuklar gerileme davranışlarıyla bize mesaj verirler. Biz bu mesajı alacağız. Düzeltmek için ev içindeki dinamikleri biraz değiştireceğiz. Anlamlandıracağız. Ondan sonra eğer destekse biraz sonra anlatacağım, destek sürecine gireceğiz. Şimdi çocuklar gerileme davranışları gösterdiği zaman önce yapmanız gereken şey, çocuğunuzun özellikle bu gerileme davranışları COVID süreciyle ilgiliyse, ilgili olduğunu düşünüyorsanız neyi bildiğini öğrenmenizdir. Şimdi çocuğunuza oturup tekrar COVID'i anlatma, COVID'in bulaş yollarını, korunma yöntemlerini anlatma çok anlamlı değil. Bir yıldır anlatıyoruz. Şu anda yapmanız gereken şey hepimizin de öyle, eğitimciler olarak bizlerin de ne bildiğini öğrenmek. Çocukların soruları
onların müfredatıdır. Bu cümleyi çok severim. Yani çocuklar ne biliyorsa benim onun üzerine doğru ya da yanlışı düzeltecek bilgiler koymam lazım. Dolayısıyla ben çocukların bu sürece kadar ne bildiğini şöyle bir bakmam lazım. Bence ebeveynlerin, eğitimcilerin bunu ara ara yapması lazım. Çünkü çocuklar sürekli bilgi bombardımanına tutuluyorlar. Sürekli bir şeyler söyleniyor. Ara ara çocuklar bu konuda ne biliyor, neler var? Çocukları dinlemek, çocukları konuşmaya teşvik etmek ve neler bildiklerini öğrenmek, doğruları desteklemek, yanlış olan bilgileri düzeltmek lazım. Bunu yapabilmek için de çocukları mutlaka dikkatle dinlemek lazım. Bilgi verirken çocukların yaşını dikkate almak lazım okul öncesinde. 3 yaşındaki bir çocukla 6 yaşındaki bir çocuğa aynı bilgileri veremezsiniz. Bu doğru da değil. 3 yaşındaki çocuk basit, kısa. 6 yaşındaki çocuk biraz daha karmaşık bilgileri anlayabilir. Zamanında, yaşında uygun bilgiyi vermezseniz çocuğu tedirgin edersiniz. 3 yaşındaki bir çocuğa şöyle bulaşır, böyle oluşur, sakın oraya gitme, şunu yapma, bunu yapma bilgileri onu tedirgin eder. 6 yaşındaki bir çocuğa çok rahat anlatırsınız. Dolayısıyla bilgi verirken çocuğunuzun yaşını da dikkate almak zorundasınız. Bu çocuklar açısından önemli. Peki nasıl bilgi vereceğim? Şimdi okul öncesini kurtaran bir şey var. Oyun. Çocuğun iletişim dili oyun. Rahatlama yöntemi oyun. Eğlenme yöntemi oyun. Hangimizin değil ki? Dolayısıyla biz çocuklara bir şeyi öğretirken, bir beceriyi kazandırırken, iyi vakit geçirmek istediğimizde neye başvuruyoruz hep? Oyuna başvuruyoruz. Çocukların zaten duygularını, düşüncelerini, sorunlarını iletme yöntemi de oyun. Dolayısıyla ebeveynler ve eğitimcilerin bu dönemde oyunu çok sık kullanması lazım. Oyun hep ceplerinde olması lazım. Oynama, çocuğun enerjisini ortaya çıkarma, çocuğun sorunlarını ortaya çıkarma, çocuğun gelişimini takip edebilme, çocuğa yatırım yapabilme, aslında her şey için oyunu kullanacağız. Dolayısıyla ben COVID ile ilgili doğru bilgiyi veya yanlış bilgiyi düzeltme sürecinde oyunu kullanacağım. Yani oyuncu anne baba olacağım bir süre. Çocukla nitelikli vakit geçirmeyi hep konuşuyoruz ya, nitelikli vakit geçirmek ne demek? Oyun oynamak demek. Ama öğretmeye dayalı, bir şeyi ezberletmeye dayalı değil. Keyfi de katmamız lazım, eğlenceyi de katmamız lazım. İsmail Uyaroğlu'nun çok güzel bir tanımlaması var oyunla ilgili. Diyor ki, sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim şeftali, armut, oyun. Bence en güzel besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesem de oynarken doyuyorum. Çocuklar oyunla doyuyor. Oyun oynarken hadi gel diyoruz, gelmiyor, yemeğe gelmiyor, etkinliğe gelmiyor. Çünkü onun dünyası oyun. Bu kadar önemli bir olanak varken anne baba ve eğitimciler olarak oyunu özellikle bu dönemlerde hayatımızın olmazsa olmazı yapmamız lazım. Çocuklar görsel okur yazar. Okul öncesi eğitim döneminde anlatma evet ama görme, yapma, yaşama çok daha etkili. Dolayısıyla çocuklar görsellerden çok etkilenir. Yazmadan, çizmeden, resim yapmadan çok keyif alır. Biz okul öncesi dönemde çocuklara hangi süreç olursa olsun görselleri, kitapları, oyunu, yazmayı, çizmeyi aktif olarak kullanmayı öneriyoruz. Covid sürecinde de en etkili çocuklara anlatım yöntemi çocuk kitaplarıdır. Doğru kaynakların hazırladığı çizgi filmlerdir. Çok güzel filmler hazırlanmaya başladı. Oyundur, yazmadır ve çizmedir. Bu konuyla ilgili inanılmaz fazla sayıda çocuk kitabı oluşmaya başladı. Ancak sizler çocuk kitaplarını seçerken biraz eleştirel bakmanız lazım. Kitabı okumadan çocukla buluşturmamak lazım. Çünkü COVID sürecini bazı kitaplar çok korkulu ve abartılı işliyor. Bazıları böyle çok pembe, her şey toz pembe gibi işliyor. Cümlelere iyi bakmak lazım. Çocuk kitaplarını elinize aldığınızda 5 dakika içinde okursunuz altındaki metinleri. Siz okumadan çocuğa okumamalısınız.
Çocuk kitaplarının resimlerine ve görsellerine bakmalısınız. Birkaç tane kitap önereceğim bu konuyla ilgili. Bunları aynı zamanda okul öncesinde çalıştığımız için öneriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yukarıda bakın şeyi var, internet sitesi. Orada okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklar için bir kitap hazırlanmış. Elif ile Alp. Covid sürecini, Covid nasıl oluşmuş, korunma yöntemlerini çizgilerle, destekle çok güzel anlatan bir kitap. Bir kitap Umut Neredesin, illüstrasyonları çok güzel olan bir kitap. İçini açtığınızda nasıl oluşmuş, tüm dünya çocukları nasıl etkilenmiş, ne var ne yok. Çünkü bu küresel bir sorun diyoruz ya, çocuk sadece yeni mahallede zannediyor, Ankara'da zannediyor, İstanbul'da, İzmir'de zannediyor. Halbuki bütün dünyanın sorunu ve dünyada çocuklar var ve bütün dünyadaki çocuklar bu süreçten etkileniyor. Şöyle bir site var, belki bunu not edebilirsiniz çünkü söyleyeceğim kitapların hepsinin PDF formatı orada var. Çocuk kitaplarına ulaşmak da bazen zor olabiliyor. Bu site bu kitapların PDF'lerini de yüklemiş, indirip çocuklarınızla beraber okuyabilirsiniz. Korona döneminde Kaynaklarım diye bir kitap. Burada da çok güzel anne babayla oyun, iletişim yöntemleri, biraz önce dedik ya nasıl oyun oynarız, bunlar işlenmiş çocuklara. Benim Adım Koronavirüs diye bir kitap var. Bunun da içi çok güzel. Bunun da PDF formatı var. Benim Kahramanım Sensin, Covid ile Savaşan Çocuklar için kitaplar. Bu kitaplar çok işinize yarar. Çocuklarla hem kitap okuma, hikayeleştirme hem de Covid'i çocukça anlatma olarak gerçekten etkili olabilir. Ben nasıl anlatacağımı bilemiyorum, nasıl cümleler kuracağımı bilemiyorum diyen eğitimciler ve anne babalar için de önerilebilir. Aynı zamanda küçük videolar var. Şu anda izlememize gerek yok. İnternete girdiğinizde Covid ile ilgili, ama mutlaka sizin izlemeniz lazım. Mutlaka sonuna kadar sizin izlemeniz ve çocukları tedirgin edici görsellerden uzak duran videoları da izleyebilirsiniz. Virüsü tanıtacak. Şimdi Covid'i anlattım. Süreci anlattım, kitaplardan yararlandım. Bir de karşıma şöyle bir tablo çıkıyor tabii ki. Şimdi yaşayan çocuk sayısı fazlalaştı. Özellikle büyük ebeveyn kayıpları çok fazla. Çocuklarımız geliyor, babaanne kaybı, anneanne kaybı veya böyle kronik hastalığı olan yakın kayıpları yaşanmaya başladı. Dolayısıyla artık bu süreçte okul öncesi dönemde kayıp ve yası da yavaş yavaş işlemeye ve anlatmaya başladık. Öncelikle biz yetişkinler olarak şunu bilmeliyiz. Ölüm İnsan hayatının kaçınılmaz ve en acı veren olaylarından biri. Hem yetişkinler hem de çocuklar için her kaybın ardından doğal bir yas süreci başlar. Bu süreç özellikle çocuklar için eğer uygun destek sunmazsak oldukça zor olabilir. Ölen kişiyi geri getirmek elbette mümkün değil, fakat doğru davranışlarla bu süreci yetişkinler ve çocuklar sağlıklı bir şekilde atlatabilir. Önce bunu eğitimciler olarak ve ebeveynler olarak kafamıza bir yerleştirmemiz lazım. Biz doğal bir süreci çocuklarımızla paylaşacağız. Ölümü anlatmadan önce, kaybı anlatmadan önce eğitimciler olarak, ebeveynler olarak İlk dikkat etmem gereken şey çocuğun yaşı. Çünkü vereceğiniz bilgi yaştan çok etkileniyor. Gelişim dönemlerinin bazı özellikleri vardır. İşte 0-3 yaş, 3-6 yaş diye biraz önce ayırdım ya. 3-6 yaşa vereceğim bilgiyle 0-3'e vereceğim bilgi birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla bilgi vermeden önce çocuğun yaşı, ölen kişiye yakınlığı, kimin anlatacağı, nerede, ne zaman anlatılacağı ve ne söyleneceği mutlaka düşünülmelidir. Apar topar hadi şu şöyle konuşalım falan demek doğru değil. Çocuğu eğer bu süreci sağlıklı geçirmesini hedefliyorsak, sağlıklı bir yaz süreci geçirmesini hedefliyorsak bunları dikkate almam lazım. Yetişkinler olarak bunları mutlaka düşünmem lazım. Eğitimciler, ebeveynler ve yetişkinler bu süreci netleştirecek. Peki nasıl yaklaşacağım ve ne diyeceğim? Şimdi ölen kişi hakkında konuşmak hiçbir dezavantaj getirmiyor. Bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış kanı var. İşte ölen kişiyle ilgili konuşulduğu zaman sus üzülmesin, çocuk üzülür, konuşmayalım. Bu çok yanlış bir şey. Ölen kişi hakkında konuşun çocuğunuzla. Güzel günlerini anın. Onun hatırasını canlı tutun.
Onu getirmek mümkün değil ama onu hatırlayabiliriz mesajlarını verip. Çocuk için şu anda sizin yapacağınız yaz sürecinde en önemli şey birlikte konuşabilme, ölen kişiyle ilgili konuşabilme, duygudaşlık yapabilme. Ölen kişinin artık yaşamayacağı çocuğa izah edilmeli. Sevdiğin kişi artık yürüyemez, yemek yiyemez, uyuyamaz, yanımıza gelemez gibi cümleler kurmanız gerekiyor. Çünkü sürekli ne zaman gelecek, ne zaman gelecek sorularına maruz kalıyoruz. Çocuğa bazen şöyle yapılıyor, kayıp haberleri her şey bittikten sonra veriliyor. Çocuk bir yere gönderiliyor, bir ay sonra, 1,5 ay sonra çocuğa kayıp haberi veriliyor. Bu da o yaz sürecini yaşayamayan çocuğu çok daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla kayıp haberini vermeyi ertelememek, olanlarla ilgili kaygı yaratmayacak doğru bilgiler vermek gerekiyor. Ve vereceğiniz haber için çocuğu önceden hazırlamanız gerekiyor. Pat diye bilgi değil. 2 saat sonra veya akşam seninle babanla ilgili, işte anneannenle, babaannenle ilgili üzücü bir haber vereceğim deyin. Ön bilgiyi çocuğa verin. Daha sonra üzerinde konuşun. Çünkü direkt söylemek çocukta şok etkisi yaratabilir. Kim bahsedecek? Anne baba birlikte bahsedilmesi veya söylenmesi önerilir. Ama çocuk o durumda en yakında kim varsa annesi veya babası süreçle ilgili bilgi verebilir. Cenaze töreninde olacaklardan bahsetmeniz lazım. Evdeki kalabalıktan bahsetmeniz lazım. Sürekli gelen, giren, çıkan, yemek, gürültü. Yani çocuğun bunu anlamlandırabilmesi için bilgiyi sizin çocuğa vermeniz lazım. Mutlaka çocuğa zaman ayırmak lazım. Küçüktür, anlamaz dememek gerekiyor. Evet, hepimizin acısı olabiliyor bu süreçte ama çocuklara zaman ayırıp neler yaşadığını gözlemlemek, konuşmak, dinlemek ve duygudaşlık yapmamız lazım. Çocuklar bu süreçle ilgili sürekli aynı soruları sorabilirler. Defalarca sorabilirler. Yılmadan, usanmadan defalarca da cevaplayabilmemiz gerekiyor çünkü oturtmak istiyor. Tam yerine yerleştirememiş sizin anlattıklarınızı. Dolayısıyla sorular sorması dezavantaj değil, anlatmak lazım. Birkaç defa konuşmak lazım. Ne anladığını, sizin anlattığınızdan neler algıladığını geri bildirim olarak almak lazım. Bunu yapabilmek için de çocuklarımızla konuşmamız lazım. Dinlememiz lazım. Duygularını anlayabilmemiz, duygu dilini gözlemleyebilmemiz lazım. Çocuğun cenaze törenine katılmasına izin vermek lazım ama bu çok küçük yaşlarda değil, defin işleminde değil, sadece o kalabalıklığı görmesi açısından izin verilebilir. Çocuğun yaşı önemli burada. Çocuğun yanında ben de çok üzüldüm diyebilirsiniz. Duygudaşlık yapın diyorum ya hep. Duygularınızı ve düşüncelerinizi saklamayın. Çünkü bu çok insani bir olgu. Çok insani bir duygu. Çocuğunuzla bunları paylaşabilirsiniz. Kaygılarını, korkularını paylaşmak önemli. Bazen de çocuklar ölen kişiyle ilgili kendilerini suçlayabiliyorlar. Suçluluk duyguları yaşayabiliyorlar. Bunu da anlayabilmek için çocukla ara ara konuşmak, çocuğun duygularını ve bu süreçte yaşadıklarını onun dilinden dinlemek lazım, etkili destek olabilmek için. Ve aman dikkat diyorum, çocuklara ölümü anlatırken, çocuklara kaybı anlatırken çok uzaklara gitti. Çocuk için hiçbir anlamı yok. Bu cümleleri kullanmamak lazım. Çok uzaklara gitti demek, bir gün gelecek demek aynı zamanda. Derin bir uykuya daldı. Hiçbir anlamı yok çocuk için. Hatta ürkütücü, uyumak istemeyebilir. Derin uyku uyumak istemeyebilir. Uykuya direnç gösterebilir bu cümleleri kullanırsan. Bir yere gitti gelecek. Nereye gitti? Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek sorularını beraberinde getirir. Üzülme, ağlama, böyle söyleme, ölene kızılmaz gibi şeyler çocuğun duygularını engeller. Üzül. Ağla, üzülebilirsin, ağlayabilirsin. Bunlar normal duygular, hepimiz yaşayabiliyoruz deyip normalleştirmek lazım. Bazı ebeveynler de bunu çok yaşıyoruz. İşte büyük babam bizi yukarıdan izliyor. Bir gün bahçeye çıktım, çocuklardan biri sürekli yukarıya bakıyor. Büyük babasını kaybetmişti, 5,5-6 yaşlarında.
Nereye bakıyorsun? O caminin üstünde deden bize bakıyor. Yukarıdan bizi seyrediyormuş. Şimdi çocuk için bu korkunç bir şey. Yani gerçekten anlamlandıramadığı ve algılayamadığı bir şey. Yukarıdan bizi seyrediyor. Şimdi cennette ve orası çok güzel ve o da çok mutlu. O zaman hadi biz de gidelim diyecek. Biz de oraya gidelim. Biz de ölelim diyecek çocuk. Çünkü çok güzelse niye burada kalalım ki, biz de gidelim. Allah onu sevdiği için yanına aldı. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Çocuk ne diyecek? O zaman bizi hiç sevmiyor Allah. Niye bizi almıyor? Bu cümlelerin kullanılmaması gerekiyor. Çünkü çocuğun hayal gücünü, duygusal dünyasını olumsuz etkiliyor ve çocuk bu cümleleri bir yerlere koyamıyorlar. Ve bu cümlelerin söylenmesi çocukta davranış bozukluklarını ve uyum süreci zorluklarını da beraberinde getiriyor. Bunları kullanmamakta fayda var. Ölüm sonrası çocukların genelinin en fazla sorduğu iki tane soru var. Çocuk, siz ölümle ilgili durumu anlattıktan sonra hemen şu soruyu soruyor. Sen de ölecek misin? Yalnız kalmaktan korkuyor. Sevdiği birilerinin kendisinden uzaklaşmasından veya onu kaybetmekten korkuyor. Bunu mutlaka soruyor. Yetişkinin çok böyle dallanıp budaklandırmadan çok net cevap vermesi lazım. Dünyada yaşayan herkes bir gün ölür. Ancak ben daha uzun süre yaşayıp senin yanında kalacağımı umuyorum. Ben hiç ölmem çocuğum, şöyle olmaz, böyle olmaz. Yani bu kadar net, bu kadar katı cümlelerin kullanılmasına gerek yok. Bir de der ki çocuk, ben ölmek istemiyorum. Hiç kimse ölmek istemez tabii ki. Umuyorum ki sen daha çok yaşayacaksın. Birlikte güzel günler geçireceğiz. Bakın, dil hep umuyorum ki, tahmin ediyorum ki, beklentim o gibi yumuşak cümleler. Çocuklar bu soruları birkaç defa sorar. Ondan sonra zaten yas süreci gereği belli bir rutine gelirler çocuklar. Çocuklara söylendiğinde dört tip davranış ortaya çıkıyor okul öncesi dönemde. Anne, baba, ebeveyn veya yetişkin çocuğa söylediğinde, ilk anlattığında şok ve inanamama, bazı çocuklarda donma, hissizlik, korku, itiraz, hayır ölmesin, niye öldü, böyle itiraz cümleleri veya itiraz serzenişleri görebiliyoruz. Bazı çocuklarda veliler diyor ki, anneannesini söyledim, gitti o odada oynamaya başladı. Her zamanki etkinliklere devam etme. Yani her çocuk yas ve kayba farklı farklı tepkiler veriyor. Her çocuk birbirinden farklı. Dolayısıyla hiç böyle etkilenmemiş gibi görünen çocuk da kendi içinde bir şeyler yaşıyordur. Her çocuk birbirinden farklı olduğu için, biz yetişkinler için de geçerli bu, tepkilerimiz farklı olabilir. Bu onun etkilenmediği, bu onun anlamadığı anlamına gelmiyor. Tepkiler birbirinden farklı. Çocuklar haberi aldıktan sonra yasla ilgili farklı davranışlar da gösterebilirler. Dikkatlerini yoğunlaştıramayabilirler, uyku bozuklukları yaşayabilirler, yorgun ve sıkkın olabilirler, hareketli, öfkeli, saldırgan olabilirler, alt ıslatma, biraz önce saydığım olumsuz tutum ve davranışları gösterebilirler. Ve en çok yaşanan okul öncesindeki tepkiler kaygı, uykuya dalmada güçlük, üzüntü, özlem, öfke ve dışa vurma, suçluluk ve utanç ve karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler yaşayabiliyor çocuklar. Peki bunları yaşıyor, ne zaman destek almalıyım çocuğuma? Bu süreçte bu olumsuz uyum ve davranış bozukluklarını yaşıyor, ne zaman destek almalıyım? Biz diyoruz ki 3 ile 6 ay arasında. Çocuklar yetişkinlerden çok daha hızlı toparlanıyor, eğer anne baba çocuğu iyi desteklerse. Çocuklar oyunla çok daha iyi toparlanıyor. Çocuklar sosyal yaşam ve akran destekleriyle çok daha rahat toparlıyor. Çocuğun yolunda gitmeyen düzenini anlayabilmek için bir izlemek lazım. Zaman geçtikçe çocuğun toparlanması lazım. Zaman geçtikçe çocuğun normal yaşama dönmesi lazım. Zaman geçtiği halde, bir ay geçti, 2 ay geçti, 3 ay geçti, çocuk çok daha yoğun dozda uyum ve davranış bozuklukları, yani bu sık yaşanan tepkileri yaşıyorsa, o zaman bir uzman desteği almanızda fayda var.
Çünkü günlük yaşamdan uzaklaştırıcı davranışlar, günlük yaşamdan keyif almayı etkileyici davranışlar artarak devam ediyorsa, bu size sinyal veriyordur. Bir destek al, sıkıntılıyım ve bana yardımcı ol mesajını bu şekilde almış olmanız gerekiyor. Ve bu konuyla ilgili son söz. Ben bu sözü çok severim. Bırakın ölenin yakını konuşsun. Biz de bunu çok yapmıyoruz, konuşturmuyoruz. Bırakın konuşsun, ağlasın veya gerekiyorsa bağırsın. Duygularını dökmesine ve paylaşmasına izin verin. Ama hep yanında olun. Ölenin sorunları çözülmüş olmasına karşın, yakınının önünde yas tutacağı uzun bir zaman vardır. Biz bu süreçte kayıp yaşayan kişiyi konuşturarak, duygularını anlayarak, yanında olarak destekleyeceğiz. Bu çocuk olsun, yetişkin olsun, hiç fark etmiyor. Ve bir bakayım grup ne durumda, dağılmış mı? İyi misiniz? Bakayım. Çocuklara COVID sürecini, COVID'de yaşanabilecekleri, duygu durumlarını, ölümü, yası anlattık. En fazla yaşadıkları sıkıntılar. Kısacık bir de teknolojiye bakalım. Çok az bir süreç. Sonra soru cevaplara geçelim. Şimdi ekranda birkaç tane resim göstereceğim size. Gördüğünüzde o tabloda ne görüyorsunuz? O resimde ne görüyorsunuz? Onları çete hızlıca yazmanızı istiyorum. Olur mu? Aferin size, çok güzel dinliyorsunuz. Evet. Haydi bakalım, sırayla göstereceğim. Ne var bu resimlerde? Çete yazıyorsunuz. 5-6 tane arka arkaya göstereceğim. Bu resimlerde neler var? Ne var? Bir bakayım neler varmış. Aile, mutluluk, paylaşım, aile, birliktelik, birliktelik, diyalog, iletişim, umut, mutlu aile, mutluluk, dayanışma, keyif, mutluluk, iletişim, paylaşım, sevgi, anlayış, huzur, birlik, duygusal yakınlık, mutluluk, teknoloji yok, sevgi, paylaşım, birliktelik, huzur. Ne kadar ihtiyacımız varmış, görüyor musunuz? Ne kadar ihtiyacımız varmış. Bu kavramları şurada tuttum. Hatta buradaki bohçamı aldım. Şimdi size bazı resimler göstereceğim. Ona da lütfen yazın. Ne var? Evet. Sırayla 5-6 tane resim göstereceğim. Bakayım neler var. İletişimsizlik, ayrışma, teknoloji, kopukluk, bireysellik, tek başınalık, sıfır iletişim, bağımlılık, iletişimsizlik, kopukluk, ayrı dünyalar, paylaşım yok, yabancılaşma, insan yok, son geldiğimiz durum, paylaşım yok, kopukluk, bireysellik, toplu monolog, teknoloji, ekran bağımlılığı, sanal iletişim, başkaları için ekran bağımlılığı. Ne kadar güzel dillendirmişsiniz. Aslında hiç anlatmama gerek yok. Son yazdığınız kavramları bize ne yaşattı? Bu son dönemlerde hayatımızı hem çok kolaylaştıran hem de zindana çeviren bir tabloyla karşı karşıyayız. Teknolojik risk, ya okul öncesinde 0-6 yaş arasında önemli bu, gerçekten çok önemli. Çocuklar çok ciddi bu gördüğünüz sanal ortamların uyaranlarına maruz kalmış durumda. Ve şu anda okul öncesi dönem alfa kuşağı, 2010'dan sonrakiler. Ne biliyor musunuz? Şeyle doğuyorlar, ekranla doğuyorlar, teknolojiyle. Hop, tam içine doğuyorlar.
Dolayısıyla sanal gerçeklik hayatlarının bir parçası olacak bu neslin. Bu nesil teknolojiden uzak kalamayacak maalesef. Yapay zeka ile haşır neşir olacak. Ekran kuşağı yeni yüzyılın nesli şu anda bu nesil. Robot arkadaşlık dönemlerine girecek ve bu kuşağın 5 yıl içinde beklenen nüfusu da 2 milyar. Teknolojinin içine doğacak, doğmuş olan alfa kuşağı teknolojiden ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Çünkü bizler teknolojiyi iyi kullanmayı beceremeyen bir grubuz aynı zamanda. Teknoloji her yerde ama teknolojiyi olumlu kullanma, olumlu kullanmayla beraber çocuklara olumlu kullandırma konusunda da yetkinliklerimiz çok az düzeyde. Şimdi bütün dünya diyor ki bunu dünyanın tüm ülkeleri bizde de Yeşilay ön planda yapıyor bunu. Okul öncesi eğitimde günde 30 dakika diyor ekran. Günde 30 dakika. İlkokulda 45 dakika, ortaokulda 1 saat, lisede 2 saat. Şimdi ilkokul, ortaokul ve lisede biliyorsunuz uzaktan eğitim var. Bu 45 dakika ilkokulda uzaktan eğitimin dışında çocuğa ayrılan zaman. Uzaktan eğitimi saymıyorum. Zaten onların zorunlu olarak girmesi gereken bir ekran süresi. Çocukların eğlenecekleri, keyif alacakları, hoş vakit geçirecekleri uzaktan eğitim dersleri dışındaki ekran süreleri. Okul öncesinde 30 dakika. Yalnız şöyle de bir şey var okul öncesinde. 3 yaşından önce 3, 6, 9, 12 kuralından bahsedilir her zaman teknoloji bağımlılığında. 3 yaşından önce hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Televizyon dahi yok biliyor musunuz? Yani son dönemlerde ekranın, teknolojik aletlerin böyle teknoloji deyince televizyon insanların çok aklına gelmiyor. Bilgisayar ve tablet gibi algılıyorlar. Halbuki televizyon da çocuklar için çok ciddi anlamda risk. Özellikle 0-2 yaş döneminde mümkün olduğu kadar çocukların televizyondan, ekrandan uzak olması öneriliyor. 9 yaşına kadar çocukların yetişkin yanında olmadan internete girmemeleri isteniyor. Bütün dünyada böyle. 12 yaşından önce akıllı telefon alınmaması öneriliyor. Ama bize baktığımızda 6 yaşındaki çocukla başlıyor telefon, akıllı telefon işlemleri. 12 yaşında çocuk zaten en son teknolojiyi kullanmış oluyor. Bütün uzmanlar ve bizler diyoruz ki telefon iletişim aletidir. Akıllı telefon vermeye gerek yok çocuklara. Tuşlu telefonla bu sürecin halledilmesi lazım. Ebeveynlerin, anne babaların buraya biraz bakması lazım ya. Cep telefonunu kullandırmaya, çocukları cep telefonu ve ekranla buluşturmada yöntemlerine bir bakması lazım. Yolunda gitmeyen bir şeyler var ki biz bunları anlatıyoruz, sürekli anlatıyoruz. Okul öncesinde de artık tehlike çanları çalıyor. Çünkü veli geliyor diyor ki, hocam bizim çocuk o kadar akıllı ki nereden anladın? Telefonu alıyor, açıyor, parmağıyla ona giriyor, ona giriyor, internetten YouTube'a giriyor, şuraya giriyor, buraya giriyor. Bir, çocuğun o yaşta elinde telefonun ne işi var? İki, bilmiyor musun ki telefonlar ve bilgisayarların böyle giriş tuşları en böyle algılaması düşük insanların, bireylerin seviyesine göre yapılmış. 2 yaşındaki çocuk düzeyine göre yapılmış. Bu zeka ölçütü olabilir mi? Geçen gün Yavuz Samur kendi sitesinde paylaşmış. Bu arada mutlaka takip etmenizi öneririm teknolojiyle ilgili. Doçent Doktor Yavuz Samur Boğaziçi Üniversitesi. Instagram'dan takip edin. Bir fare telefonda sinek yakalıyor. Fare tuşu açıp sinek yakalıyor. Kim zekiymiş, çocuklarımız mı? Yani buna da bir bakmak lazım. Gerçekten ekranda bir şeyleri açıp kapama zekanın göstergesi mi? Peki ben 3 yaş öncesinde nelere dikkat edeceğim okul öncesinde? Televizyona asla maruz bırakmayacağım. Okul öncesinde, 3 yaş öncesinde hikaye okumak, masal anlatmak, asla ve asla hangi yaş grubunda olursa olsun çocuğun odasında televizyon olmamalı. Hocam televizyon izlemiyor ama sürekli sesi var. Niye var çocuğun odasında televizyon? Çocuğun odasında bilgisayar niye var? Televizyonun ve bilgisayarın kontrollü kullanabilmesi için hepimizin kullandığı ortak alanlarda olması lazım. Yemek esnasında ve yatmadan önce hani hakkı vardı ya, süreli hakkı.
elektronik cihazlardan uzak tutmak lazım ve mutlaka elektronik cihazı çocuğun olduğu ortamın dışında bir yerlere koymak lazım. Şimdiki çocukların yemek yeme aracı cep telefonu, susma aracı cep telefonu, yolculuk aracı cep telefonu, şeyde alışveriş merkezlerinde toparlama aracı cep telefonu. Biz cep telefonuna bakıcı muamelesi yapıyoruz. Şu anda cep telefonları ve tabletler çocuklarımızın bakıcısı durumuna geldi maalesef. 3-6 yaş arası yarım saatlik süresi var. Bu süreyi ne zaman kullanacağınızı birlikte ayarlamanız lazım. İçerik mutlaka sizin kontrolünüzde olması lazım. Ne izleyeceksiniz? Çocuğun eline YouTube tableti veriyoruz. Çocuk YouTube'a giriyor hocam. YouTube'dan bir sürü bir şeyler düşüyor çocuğun önüne. Çocuk bir sürü negatif görüntüye maruz kalıyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yine elektronik aletler 3-6 yaşında da çocuğun odasında olmayacak ve sakinleşmek için eline vermeyeceğiz. Bu görseli özellikle koydum. Hangi çocuk cep telefonuna baktığında bu yüz ifadesi var ki? Doğa çocuklar için. Ya çocukları ellerinde bir tablete bağımlı kılmaktansa götürün taşla, toprakla, suyla, çamurla, doğada olsun çocuk. Hareket etsin, canlansın, keşfetsin. Neyi keşfediyoruz, nasıl keşfediyoruz gerçekten sıkıntılı bir süreç. Yavaş yavaş 6 yaşla birlikte çocuklara internet kullanımını ufak ufak anlatmak lazım. Anlatılan her şeyin, izlediği her şeyin doğru olmadığı bilgilerini vermek lazım. Çocukların bilgisayarlarını odalarında mümkünse koymamak lazım. Çünkü girip çıkmalarını bilemiyoruz. Filtre, aile filtreleri mutlaka olmalı. Burada Yavuz Samur'u lütfen takip edin. Cep telefonunda, tablette ve bilgisayarda aile filtreleri nasıl oluşturulur? Adım adım yazıyor. Hangi tür oyunları birlikte oynayabilirsiniz? Hangi tür filmleri birlikte izleyebilirsiniz? Madem kullanacaksınız, belirli bir sürede kullanacaksınız, bu kullanmalıyı da en işlevsel hale getirecek uygulamaları bulabilmek için doğru insanları takip etmeye ihtiyaç var. Ve bunu yapabilmek için önce yetişkinler interneti tadında kullanacak. Elinden cep telefonunu düşürmüyorsan, sürekli bilgisayarın başındaysan, çocuğa sınırlandırma, çocuğa kural geliştirme çok kolay değil. Çünkü çocuklar diyor ki, benim modelim sizsiniz. Yarın nelerden yakınacak ve yapmamı istemeyeceksiniz. Bunları bana sizin kazandırdığınızı, çünkü her gün sizi izlediğimi biliyor musunuz? Her gün bizi izliyorlar. Biz ne yaparsak onlar da onu yapıyorlar. Dolayısıyla interneti tadında kullanmayı yetişkin olarak bizler becereceğiz. Daha sonra çocuklarımıza kazandıracağız. Ve ilgilenenler için kitap önerileri bakabilirsiniz bunlarda. Son dönemlerin en iyi kaynakları. Sosyal ikilemde Netflix'te bir film. Buna da bir belgesel türü bir yapı. Bunu da izleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler edinebilmek için. Ve okul öncesi eğitim çocuğun gelişim alanlarının koruyucusudur. Hiçbir çocuk evde kalmasın. Önce çocuklar diyorsak okul öncesi eğitim kurumları açılsın, desteklensin ve çocuklarımız evden çıkarak okullu olsun. Teşekkür ederim. Çok sabırla dinlediniz. Çok sabırla dinlediniz.